İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da Nuh'un gemisi olduğu varsayılan alanda jeofizik araştırması yapıldı. Artsakh'ın Martuni kentinde çok apartmanlı yeni bir semtin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Azerbaycan'da yaklaşık 50, gayri resmi olarak ise 80 savaş esiri bulunmaktadır. Batı Ermenistan'ın Van'da ilk kez Perslere ait mezar bulundu. Etnografik dans uzmanı Gagik Ginosyan ile röportaj. Artsakh'ın kahramanı, efsanevi komutan Kristapor İvanyan'ın doğum günü. İran'daki Surpovannes Ermeni Kilisesi'nin tablosu Vika Anıtları Seviyor 2020 yarışmasını kazandı. Batı Ermenistan'ın Ağrı ilinin Doğu Beyazıt ilçesinde Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda jeofizik ölçüm çalışmaları yapıldı. 1959 yılında Harita Genel Komutanlığı'nda hava fotoğrafları üzerinde çalışma yapılırken Ararat Dağı'nın Telçeker Köyü yakınlarında bulunan ve Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğuna inanılan alan keşfedildi. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri haline gelen bölgeyle ilgili alanda meydana gelen heyelanların boyutları ve geminin izine etkileri ile kalıntıların araştırılması için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 5 jeofizik mühendisi ile 1 bilgisayar ve cihaz operatörünün yanı sıra işçilerden oluşan 10 kişilik ekip, gemi izinin olduğuna inanılan alan üzerinde ve çevresinde jeofizik ölçüm çalışması yaptı. Çalışmaların arazi kısmı tamamlandı. Çalışmanın sonuç raporları valiliğe sunulacak. Artsakh'ın Martuni şehrinin eski hastanesinin yerine çok apartmanlı yeni bir semtin inşaat işleri Ferzit İnşaat firması tarafından yürütülüyor. İnşaat şirketinin müdürü Artur Haçadıryan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı konuşmada şu anda birinci binanın beşinci katının yapım sürecini tamamladık, iç dekorasyon işlemlerini yapıyoruz. İlk binanın inşaatını önümüzdeki yıl Mart ortasında bitireceğiz. İkinci binanın inşaatına devam edeceğiz. 3 ve 4 odalı 116 daireli 5 katlı 4 yeni bina modern standartlara uygun inşa edilecek. Ayrıca oyun alanları otopark da yapacağız. Site restore edilip yeşil bir alan olacak dedi ve yeni sitenin inşaatının 2023 yılında tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi. Azerbaycan yaklaşık 50 Ermeni savaş esiri hakkındaki bilgileri doğruladı. Daha 80 kişi hakkında resmi olmayan bilgiler de var. Böyle bir açıklama Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki insan hakları temsilcisi, insan hakları savunucusu Siranuş Sahakyan'ın gazetecilerle yaptığı görüşmede ifade edildi. Ona göre Ermeni esirlerin iade süreci teyit edilen esirler olduğu sürece sürekli olacak. Esaretten dönenlerle ilgili yasal süreçlere değinen Sahakyan, bunun kamuoyu önünde konuşulmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Sahakyan, hukuki ve ahlaki açıdan bunun bir dayanağı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle soruşturma veya gizleme girişimleri üzerinde herhangi bir baskı riski bulunmadığından durumları gözaltına haklı çıkarmaz. Eğer saklanacak olsalardı doğrudan üçüncü ülkelere başvururlardı, dedi. 16 Kasım'da Azerbaycan tarafından tutuklanmış olan 10 askerin 19 Aralık'ta Avrupa Birliği aracılığı ile Ermenistan Cumhuriyeti'ne teslim edildiğini hatırlatalım. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Edremit ilçesi Şabaniye mahallesinde 10 ay önce kaçak kazı sonrası ekiplerin bölgede başlattığı kurtarma kazısında kentte ilk defa Pers mezarlığı bulundu. Van Müze Müdürü Erol Uslu, başlattığımız 10 günlük kurtarma kazısında Van'da fazlaca kültürel kalıntısı olmayan Pers İmparatorluğu'na ait bir mezar bulundu. Bu tür bir mezar yapısına ilk defa burada karşılaştık. Mezar içinde yer alan kemiklerin üstünde tunç bilezikler, boncuklar ve mühür bulundu. Mühür üzerinde yer alan simge daha çözülemedi. Ancak mühür lapis lazuli diye bilinen kıymetli bir taştan yapılmış, dedi. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenya TV'de Kendimizi Tanıyalım programı çerçevesinde etnografik dans uzmanı Gagik Ginosyan, Hristiyanlık öncesi ve Hristiyanlık sonrası dönemde etnografik dansların gelişimini anlattı. Batı Ermenistan'a yaptığı ziyaretlerden, dans toplama sürecinden, yerli Ermenilerle görüşmelerinden bahsetti.
hem Batı Ermenistan'da hem de tüm dünyada Ermeni kimliğinin korunmasının en önemli hedefine değindi. Savaş danslarının rolü ve önemi, savaş danslarının orduda tanıtılması ve pratikte kullanılmasının gerekliliğinden bahsetti. 20 Aralık, Arsak'ın kahramanı efsanevi askeri lider Kristapor İvanyan'ın 101. doğum günü. Korgeneral Kristapor İvanyan sadece katılmakla kalmadı, aynı zamanda büyük vatanseverlik ve Arsak savaşlarında özel bir iz bıraktı ve en yüksek devlet ödüllerine layık görüldü. İvanyan, büyük vatanseverlik savaşındaki kahramanlıklarından dolayı yaklaşık 40 ödül ve madalya kazandı. Nazi işgalcilerinin takipçileri olan Azeri işgalciler Arsak'a saldırdığında General İvanyan ve karısı St. Petersburg'da yaşıyorlardı. Anavatanda meydana gelen olayları yakından takip ederek askeri akademilerden birinde öğretmenlik yapıyordu. 1992'de Ermeni kuvvetleri ağır savunma savaşları yaparken 72 yaşındaki asker Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Arsak öz savunma kuvvetlerinin askerlerinin ve komutanlarının güvenini hızla kazanmayı başardı. Arsak'ta herkes askeri operasyonların General İvanyan tarafından planlanması veya yürütülmesi durumunda başarının garantili olduğunu biliyordu. Bu güvenilirlik General İvanyan'ın kazandığı 1. derece Ermenistan Cumhuriyeti ve Arsak Savaş Haçı ödülü ve ölümünden sonra 2000 yılında layık görüldüğü Altın Kartal madalyası ve en yüksek Arsak kahramanı unvanı oldu. İvanyan, savunma ordusunda topçu birliğinin oluşumunun, askeri birliklerin birimlerinin yanı sıra eğitim materyali ve üssünün oluşturulmasının başlatıcısı ve organize edeniydi. İran'ın Doğu Adırpatakan eyaletine bağlı Sohrol köyünde bulunan Surpovannes Ermeni Katolik Kilisesi, ülkede görülmesi gereken yerler listesinde yer alıyor. Söz konusu kilise, Surpovannes Kilisesi olup 5. yüzyıla ait olan bir kilisedir. Kuzeybatı İran'daki Sohrol Manastırı olarak da bilinen Ermeni Katolik Kilisesi 1968'de Ulusal Miras Listesi'ne dahil edildi. Kilise deprem yüzünden yıkılmasından sonra da dahil olmak üzere birçok kez yeniden inşa edildi. 11 yıldır devam eden Vikyanıtları Seviyor başlıklı fotoğraf yarışmasında 230 binden fazla başvurudan sadece 15'i seçildi. Wiki Anıtları Seviyor başlıklı fotoğraf yarışması, Wikipedia tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir fotoğraf yarışmasıdır. Katılımcılar, tarihi binaların ve turistik yerlerin fotoğraflarını çekerler ve Wikipedia'da yayınlarlar. Fotoğraf yarışmasının amacı, katılımcı ülkelerin mimari mirasına dikkat çekmektir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Melania Apovyan tarafından seslendirilen Can İman, Can İman adlı eseri sunuyoruz. Can İman, Can İman, Megner, Hohi, Megner, Ziran. Can İman, Can İman, Hohi, Kodramanat, Ziran. Can İman, Can İman, Tonerin, Saf, Tançı, Tali. Can İman, Can İman, Katı, Bağab, Çümereti. Can İman, Can İman, Dığil, İlat, Çororeti. Can İman, Can Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.